DNA'yı oluşturan 3 bileşeni kısaca gözden geçirelim arkadaşlar. İlk olarak deoksiriboz şekerimiz var. Şöyle yazalım. Azotlu bazımız var. Şu gördüğümüz yapı. İşte adenin. Daha sonra fosfat grubu geliyor. Ekranda ise trifosfat görüyoruz. Şuraya da bir bağ çizelim. Çünkü bu genellikle bir şeye bağlı olur. Şimdi bu üç yapı ile ilgili neler bildiğimize bakalım. Bu üç birimi bir araya getirirsek nükleotit denilen şeyi elde ederiz. Nükleotitin deoksiriboz şekerinden oluştuğunu görebilirsiniz. Bakın işte şurada. Ayrıca azotlu baz yani adenin ve fosfat gruplarına da sahip. Azotlu baza bağlı sadece şekerimiz olsaydı bunu nükleozit olarak adlandırırdık. Şu Z'yi büyük yazalım ki tam görün. Evet biri nükleotit, diğeri nükleozit. DNA bir araya gelen uzun nükleotit zincirlerinden oluşur. Ah bir de söyleyebilsem oluşturacağım DNA'yı az kaldı. Evet iki nükleotiti nasıl bir araya getirdiğimize şimdi bakalım. Bakalım mı? Biraz boş yer açalım. Evet ikinci nükleotitimiz işte burada. Şeker molekülündeki karbonları hızlıca göstereceğim çünkü birazdan bunun çok önemli olduğunu göreceksiniz. Bu karbon birinci, bu karbon ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu da beşinci. Sonraki şeker molekülünde de karbonları gösterelim. İşte böyle. Ayrıca karbonun kurduğu bağları da gösterelim. Üçüncü karbona bağlı bir OH grubu var. Oksijendeki elektronları da çizelim. Birinci nükleotitimizdeki OH grubu bir nükleofil. Yani oksijenin çok fazla elektronu var ve eksi yüklü. Dolayısıyla artı yüklü bir şeyler istiyor. Oksijendeki iki elektron biraz daha pozitif olan bu fosfor atomuna saldıracak. Bu fosfor artı yüklü çünkü çevresindeki tüm oksijenler onun elektronlarını kullanıyor. Evet, oksijendeki elektronlar fosfata saldırdı ve fosfat ve oksijen arasındaki bağda bulunan elektronlar bağı kırarak oksijene atlayacaktır. Peki sizce bunun sonucu ne olur? İşte bu. İki nükleotitimiz de birbirine şu çizdiğim özel bağ ile bağlı. Bu bağın ne olduğunu şimdi açıklayacağım. İki fosfatlı bir grubumuz da var. Bu, pirofosfat olarak biliniyor. Oksijenin yanına bir de haş geldi ama pirofosfatın detaylarına şimdi girmeyeceğiz. Bu bağ ile birbirine bağlanmış iki nükleotitimize geri dönelim. Bunu fosfodiester bağı olarak adlandırıyoruz. Fosfodiester bağı. Bu nükleotitleri birbirine bağlayan bağ. Şu nükleotitin üçüncü karbonuyla diğer nükleotitin beşinci karbonunu birbirine bağlıyor. Bunu hatırlamamız çok önemli çünkü bu DNA'nın yönelimini belirliyor arkadaşlar. Her neyse şimdi fosfodiester bağımıza geri dönelim. Bu isim nereden geliyor? Hadi gelin bazı organik kimya kavramlarına göz atalım beraber. Bir oksijene çift bağla bağlı karbonumuz varsa buna karbonil deriz. Diyelim ki solda bir çeşit alkil grubumuz var. Buna R diyeceğim. Herhangi bir karbon zinciri olabilir bu. Bu karbonun bir oksijene bağlandığını varsayalım. Bu molekülde neyin rol oynadığını anlamamız için oksijeni biraz büyük çizdim. Oksijen de bir diğer alkil grubuna bağlanabilir. Buna R demiştik. Buna da R üssü diyelim, tamam mı? Evet. İşte bunun gibi bir molekül ester olarak adlandırılır. Özellikle karbonil karbon ve oksijen arasındaki bu bağ ester bağı olarak adlandırılır. Şimdi fosfodiester bağımıza bakalım. Fosfodiester bağımızda oksijen ile çift bağ yapan karbonumuz yoktur. Onun yerine oksijenle çift bağ yapan fosfordur. Buradaki fosfo eki de işte bu fosfordan geliyor. Ayrıca bu bir ester bağıdır çünkü fosfat oksijene bağlıdır. Ama yalnızca bir oksijene bağlanmaz, iki oksijene bağlanır. Bu yüzden sadece ester bağı değil, diester bağıdır. Buradaki di, iki anlamına geliyor zaten. İşte fosfodiester adı buradan geliyor. Unutmayın, iki nükleotidi birbirine bağlayan bağ fosfodiester bağıdır. Çift halindeki nükleotitleri bir araya getirirsek, Diyelim ki 10 ve 20 arasında bir sayıda olsun. Buna oligonükleotit deriz. Oligonükleotit. Fakat yüzlerce veya binlerce nükleotiti bir araya getirirsek bu bir polinükleotit olarak adlandırılır. Polinükleotit. Bütün bildiklerimizi alalım ve DNA'nın üç boyutlu yapısını birleştirmeye çalışalım. Tam burada şeker fosfat omurgamız var. Hemen buraya yazalım. Evet, şeker fosfat omurgası bunların şeker moleküllerimiz yani deoksiriboz olduğunu belki fark etmişsinizdir buradaki bazı oksijenleri şöyle gösterelim bu tarafta yukarı yönü diğer tarafta aşağı yönü gösterdiklerine dikkat edin şimdi de şeker molekülündeki karbonları gösterelim 1 2 3 4 5 diyelim sonraki molekülde de aynını yapacağım Aynen böyle. Bu kalın mor çizgiyle gösterilen fosfatlarımızın iki şekerin üçüncü ve beşinci karbonunu bağladığını biliyoruz. Biraz önce size mor çizgilerin fosfatı temsil ettiğini söylemiştim. O zaman onları belirtmek için buralara P'ler çizelim. İşte üçüncü ve beşinci karbonu bağlayan fosfatlar. Diğer zincirimizde de e, aynısını yapalım. Tamam mı? Diğer zincirde de aynısını yapalım. Önce karbonlarımızı bulalım. Aynen böyle yazıyoruz. Ayrıca fosfatları da koyalım. Yine üçüncü ve beşinci karbonu bağlayan fosfatlar. Bu iki zincirin zıt taraflara yöneldiğine dikkat edin. Bunlar birbirine antiparalel olarak adlandırdığımız şeydir. Sol zincirdeki oksijenler yukarı yönü göstermektedir. Sağ taraftakiler aşağı yönü göstermektedir. Diyelim ki merdivenin en üst kısmı gibi görünen yeri referans olarak aldık. Soldaki zincirde burada 5. karbonun olduğuna dikkat edin. Ve burada işaretlemediğim üçüncü karbon var. Tekrardan eğer tepeyi referans noktası olarak alırsak bu zincirin 5 yönünden 3 yönüne doğru gittiğini görebiliriz. Diğer zincire bakalım. Bu uçta 3., burada 5. karbonumuz var. Tepeyi referans alarak 3 yönünden 5 yönüne gittiğini söyleyebiliriz. Zincirler zıt taraftalar birbirlerine antiparaleller. Şimdi neyimiz eksik? Azotlu bazlarımız eksik. Sağ alttaki renk ve isimlere bir bakalım. Bu bölme hangi renklerin hangi azotlu bazları temsil ettiğini gösteriyor. Hadi bazı bazları dolduralım. Daha kolay olduğu ve bize zaman kazandırdığı için onları birer daire olarak çizeceğim. Buraya bir timin koyalım. Buraya sitozin koyalım. Buraya da bir adenin koyacağız. Adenin pürin olduğu için iki tane daire çizeceğim. Çünkü çift halkalı bir yapı. Ve buraya da guanin koyalım. Tabi diğer tarafta onları tamamlayan bazları doldurmamız gerekiyor. Timin karşısına adenin gelecek. Böylece işte böyle, bakın timinin karşısına daha doğrusu adenin geliyor, işte böyle. Sitozine de ne oluyor? Guanin geliyor. Hemen çizelim. Ama iki zincirimiz henüz birbirine bağlı değil. Zincirlerimizi bağlamamız gerekiyor. Hatırlarsanız azotlu bazları birbirine bağlayan hidrojen bağlardır. A ve T arasında iki bağ bulunurken C ve G arasında üç bağ bulunur. O zaman hidrojen bağlarımızı dolduralım. Bağları şöyle çiziyorum. Süper oldu, evet. Biraz önce yaptığımız, yani DNA'nın iki zincirini bir araya getirme işlemi hibridizasyon, hibridizasyon olarak biliniyor veya diğer adıyla kaynaşma. Hemen not edelim bunu da kaynaşma. Yani kaynaşma değil, kaynaşma. Şu hidrojen bağlarını kırarak bu iki DNA zincirini parçalarsak ve ortadan ikiye bölersek de denatürasyon yapmış oluyoruz. Denatürasyon. Bu da bizi sonunda tamamlanmamış üç boyutlu DNA modeli veya Watson Crick modeli olarak bildiğimiz şeye götürüyor. Watson Crick modeli işte bu arkadaşlar. Watson ve Crick adlı iki bilim insanı DNA'nın bütün yapboz parçalarını birleştirmiş ve DNA'nın yapısını daha iyi anlamamızı sağlamışlardır. Gördüğünüz gibi DNA'mızın iki zinciri var ama çift sarmal şeklinde sarılmış. İki zincir olduğu için çift, birbirinin etrafında dolandıkları için de sarmal diyoruz. Bu çift sarmalın dış kısmındaki gri zincir ve beyaz zincir şeker fosfat omurgasını oluşturur. Gri zincirin 5 yönünden 3 yönüne gittiğini varsayarsak, diğer zincirin buna zıt olacağını biliyoruz. Yani 3 yönünden 5 yönüne gidecek. Yapının iç kısmında azotlu bazlarımız var. Kısacası DNA, dışı şeker fosfat omurgası ve içi azotlu bazlardan oluşan bir sarmal gibidir.